Merhaba, bu videomda sizlere insanlık tarihi boyunca bilinen anksitiye, uyku bozukluğu, hazımsızlık ve yaraların tedavisinde kullanılmış, ilaç sanayi başta olmak üzere bitkisel tedavi yöntemleri içerisinde vazgeçilmez olan melisa bitkisi hakkında ayrıntılı ve bilgilendirici bir paylaşımda bulunacağım. İyi seyirler. Efendim melisa bitkisinin birçok türü bulunmakta. Nane familyasından olan Melisa'nın Latince adı Melisa officinalis'tir. Melisa Yunanca arı kelimesinden türemiştir. Ana vatanı Güney Afrika ve Akdeniz havzası olan Melisa ülkemizde yabani olarak hemen hemen her bölgede yetişir. Melisa dört mevsim yemyeşil olmasıyla bilinir. Limon kokulu çok yıllık otsu bir bitkidir. Güzel bir kokuya sahip olan Melisa insana dinginlik, hafiflik ve rahatlama hissi verir. Melisa minik beyaz çiçeklerini yaz aylarının sonuna doğru açar. Halk arasında bal bitkisi, mavi balzam, nane balzamı, acem otu, tatlı balzam, limonotu olarak da bilinir. Melisa eski çağlardaki insanlar tarafından tütsü olarak da kullanılmıştır. Tütsünün limonsu kokusunun insanı kötülüklerden, kem gözlerden uzak tuttuğuna inanmışlar. Şifalı olmasıyla da bilinen melisanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Stresi ve kaygıyı azaltır, uyku düzenine yardımcı olur, beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirir, uçuk tedavisinde kullanılır. Çay halinde tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Adet öncesi sendromunu (PMS) ve adet kramplarını hafifletir. Bu videoda anlatacağım melisa türü, limon melisi olarak bilinen melisa officinalis'tir. Doğru bitki seçimi nasıl olmalı? Bunu da anlatmak istiyorum. Melisa aktarlarda ve e-ticaret platformlarında satılan bir ürün. Fiyatı açıkçası pek uygun sayılmaz. Piyasada farklı türlerde melisa bitkisi satılmakta. Oğulotu ve limon melisa bunun en iyi örneğidir. Bu bitkiler farklı alanlarda kullanılmakta. Ancak birçok aktar bu ayrımı bilmeden yanlış ürünü tavsiye etmekte. Ekranda faydalarını paylaştığım limon melisa bitkisini satın alırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu bitki Mayıs ayında yeşilken toplanmalı. Diyeceksiniz ki bitki zaten tüm yıl boyunca yeşil. Evet bu da bir gerçek. Ee, yalnız bitkinin en taze olduğu dönem Mayıs ayıdır. O yüzden Mayıs ayında toplanması gerekmekte. Ve kesinlikle gölgede ya da fırında kurutulmuş olmalıdır. Yeşil rengini kaybetmemiş limon kokusunu kolaylıkla alabildiğiniz uygun şekilde saklanmış raf ömrünü doldurmamış bitkiyi tercih etmelisiniz. Ben tariflerimde kullanma kolaylığı ve etkin maddesini hızlıca salması sebebiyle öğütülmüş bitkiyi tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Melisa bitkisini biz de mağazalarımızda yıllardır müşterilerimize tavsiye etmekteyiz. Son derece olumlu dönüşler alıyoruz. Özellikle depresyon ve uyku sorunları gibi problemler için sizlerin de çok fayda göreceğinizden eminim. Bilindiği gibi bitkisel çay hazırlanırken çiçek ve yapraklar kaynatılmaz. Limon melisa da kesinlikle kaynatılarak hazırlanmamalı. Peki nasıl demlenmeli? İşte uygulanması gayet kolay, başarı oranı son derece yüksek olan en doğru melisa çayı tarifi. Kaynamış olan bir su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine 1 çay kaşığı yaklaşık olarak 2 gram limon melisa ilave edip 5 dakika demlemelisiniz. 5. dakikadan sonra sıcakken süzüp ılıdığında 1 ay boyunca her gün sabah kahvaltısından 2 saat sonra içmelisiniz. Hiçbir şekilde damak tadına uygun olsun diye Şeker veya benzeri bir katkı maddesi ilave edilmemelidir. Her defasında taze hazırlanması gerekmekte. Bir ay kullanıp bir hafta boşluk bırakarak Melisa çayını 3 ay boyunca tüketebilirsiniz. Melisa çayı uzun süreli kullanıma uygun bir çay değildir. Her ne kadar tadı çok lezzetli olsa da bir keyif çayı kesinlikle değil. E, 3 aylık kullanımdan sonra bırakılmalı ve yılda 6 aydan fazla tüketilmemelidir. Ara verdiğiniz dönemlerde sorunlarınız devam ediyorsa ikamesi çaylar olan kedi otu ya da sarı kantaron çaylarını kullanabilirsiniz. Efendim, umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim.